Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size virgül örgü modeli yapımını anlatacağım. Gördüğünüz gibi harika bir model. Çok fazla istek alan modellerden bir tanesiydi. Aslında videosu da çok ama takipçilerim benden istedi arkadaşlar. Ben de bugün inşallah beraber yapacağım sizinle. Beğenirsiniz. Evet, yapımda gayet kolay. Hiç tereddüt etmeyin. Çabuk ilerleyen bir model arkadaşlar. Genelde bayan yelek ve kıyafetlerinde kullanılıyor. Ama etol şala da çok yakışır diye düşünüyorum. Etol şal yapmak isterseniz iki şiş harika olur. Bakın bu alt kısmı böyle kıvrımlı. Bu aralara püskül yapılırsa harika olur diye düşünüyorum. Evet, modelimi anlatayım. Angora ip ile ördüm burada. Bej rengi çok da yakıştı. 2,5 numara şiş kullandım. İpiniz ince ise ince şiş kullanın arkadaşlar. En fazla 3 numara kullanın. Eliniz çok da sıkıysa, yoksa 2,5 numarayı tavsiye ederim. 2 numara da güzel olur. Evet, bu modelimiz, desenimiz 13 ilmekten oluşuyor. Arada da gördüğünüz gibi 3 tane ilmek haroşam var. Başlarken nasıl yapıyorum? Ben kendi yaptığımı söyleyeyim arkadaşlar. İlmek atarken nasıl ayarlıyorum? Ben mesela kenarda 4 ilmek olsun istiyorum. İlk önce 4 ilmek atıyorum. Desenimde 13 ilmek olduğu için 13 ilmek atıyorum. Ara desenim 3 ilmek, 3 ilmek atıyorum. 13, yani tek tek sayıyorum. 13, sonra 3, 13. O şekilde ayarlarsanız tam denk gelir arkadaşlar. Bana sorarsanız, hani ben bilmem sizin kilonuzu, yapınızı, o yüzden bilmem arkadaşlar. Elinizin sıkılığını, genişliğini de bilmem. Siz bu şekilde ilmek atarak başlarsanız daha iyi olur. Evet, şimdi sizinle 2 desen çalışacağım arkadaşlar. 2 desen için 33 ilmek attım. Böyle bir normal örgü ipiyle yapacağım. 3 numara şiş ile öreceğim. 33 ilmek attım. Şöyle göstereyim. 2 sıra haroşa ördüm. Hazırsanız hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek daha örüyorum. Burada bir tane artırma yaptım. 7 ilmek örüyoruz. Düz örüyoruz. Ön yüzdeyiz. 1, 2, 1. ön yüzdeyiz diyelim arkadaşlar ki hani karışmasın sıralar. 3 ilmek ördük. 4, 5, 6, 7 ilmek ördükten sonra 3 ilmeğin 3'ünü bir ördüm. Evet. 2 tane eksiltme yapmış oldum. Bir tane ters örüyorum. 2 ilmek düz doladım, ara desenimi yapıyorum. 3 ilmek haroşa. Ben haroşayı önden de arkadan da düz ördüğüm için düz örüyorum. Evet, doladım, 3 ilmek haroşa doladım, 7 ilmek. İkinci desenime geçtim. 1 2 3 4 5 6 7 3 ilmeğin 3'ünü bir bu şekilde ördüm. 3'ünü bir ördükten sonra bir tane ters ilmeğimiz var. 2 ilmek düz doladım. Evet, 2 ilmek daha düz örüp sırayı tamamladım. Birinci ön yüzümüzü tamamladık. Tersine geçtik. Tersinde ipimi kendime doğru aldım. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Bu haroşa olsun istiyorum. Arkadan da düz örüyorum. Artırdığım ilmek var. Onu ters örüyorum. 1 2 3 tane ters ördüm. Ön yüzden ters ördüğüm arkada gördüğünüz gibi düz görünüyor. Onu düz örüyorum. 1 ters 2 ters 3 4 5 9 tane olması lazım. 6 7 8 Evet, artırdığım ilmekte ters 9. 9 tane ters ördük. Ortada 3 tane haroşam var. Onları düz örüyorum. 1 2 3 Artırdığım ilmek ters 1 2 3 ters ördüm. 1 düz. 9 tane ters. 1 2 3 4 5 6 7 8
Son artırdığım ilmekte ters 9 oldu. Evet, burası haroşa. Son ilmeğimi de düz olarak ördüm. Çevirdim. İkinci ön yüzümüzdeyiz. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeği örmeden aldım. Düz örüyorum. Doladım. Şimdi 6 ilmek örüyoruz bugün. Bir alttaki artırdığım ilmek bu. 1, 2, 6 tane düz. 3, 4, 5, 6 ilmek ördük. 3 ilmeğin 3'ünü bir örüyoruz. Bir altta 7 ilmek örüp 3 ilmeği örmüştük. Şimdi 6 ilmek ördük. 3 ilmeğin 3'ünü bir örüyorum. Ve bir tane ters. Düz örüyorum. 1, 2, 3 düz ördüm. Doladım. Ara desen 3 tane haroşa. Onları da düz örüyorum. 1, 2, 3. Artırma yaptım. 6 ilmek örüyorum. 1 düz örerek devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 3 ilmeğin 3'ünü bir bu şekilde ördüm. 3'ünü bir ördükten sonra bir tane ters örüyoruz. 3 tane düz. 1, 2, 3. Doladım. 2 ilmek düz örüp sırayı tamamlıyoruz. İkinci ön yüzümüzü de tamamladık. Tersine geçtik. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane haroşa örüyorum. Yani düz ördüm. Artırdığım ilmek ters. 1, 2, 3, 4 tane ters. Bir düz. Bakın göründüğü gibi. Tersleri ters, düzleri düz, haroşaları haroşa örüyoruz. Bir düz ördükten sonra ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ters ördüm. 3 tane haroşa düz örüyorum. 1, 2, 3. Ters örüyorum. Artırdığım ilmeği 1, 2, 3, 4 ters, 1 düz. Ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 tane düz örüp haroşa yapıp yani sırayı tamamlıyoruz. Çevirdim. 3. ön yüzdeyiz. İpimi kendime doğru aldım. 6 ön yüzde bitireceğiz. 6. ön yüzde bitireceğiz. Yani 12 sıra. Tersleri de sayarsak toplamda 12 sırada desenimiz oluşacak. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir haroşam var. Düz ördüm. Bir doladım. Bu sefer 5 ilmek örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 3 ilmeğin, bakın tersten önce 3 ilmeğin 3'ünü bir örüyoruz. Bir ters örüyoruz. 1, 2, 3, 4 tane düz. Doladım. 3 ilmek haroşayı da düz örüyorum. 1, 2, 3. Doladım. Düz örüyorum. 1, 2, 6 tane. Pardon, 5 tane. 3, 4, 5. 5 düzden sonra 3 ilmeğin 3'ünü bir düz olarak kestim. Bir ters. Düz örüyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek örüp doladım. 2 ilmek düzde sırayı tamamladım. Evet, 3. ön yüzümüzü de tamamladık. Tersine geçtik. Tersinde eminim bilirsiniz ama burayı da göstereyim. Bakın bu haroşa olduğu için düz örüyorum. Artırdığım ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5 tane ters. Gördüklerim ters, gördüklerim ters, düz gördüklerim düz. Haroşaları ara desenimde ve baştaki 2 ilmek de haroşa. Bir düz, ters örerek devam ediyorum. Ne görüyorsak onu bu şekilde örüyoruz. Evet, artırdığım ilmeğe kadar ters ördüm.
Ortada 3 ilmek haroşam var. Onları düz örüyorum. Ters örerek devam ediyorum. Düz ilmeği görene kadar. Bir düz, ters örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ters. 2 tane düzle sırayı tamamlıyoruz. Evet, çevirin. Dördüncü ön yüzdeyiz. İpimi kendime doğru aldım. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Bir haroşa ördüm. İki ilmeğimiz ördük. Doladık. Bu sefer dört ilmek örüyoruz. Bir, iki, üç, dört ilmek ördük. Tersten önceki üç ilmeğin üçünü bir örüyoruz. Bir ters. Düz örüyorum. Bir, 2, 3, 4, 5 düzden sonra bir doladım. Evet, buradaki haroşaların önünde de sonunda da artırma yapıyoruz. 2, 3 tane haroşamı düz ördüm. Doladım. 4 ilmek örüyoruz. 1, 2, 3, 4. 3 ilmeğin 3'ünü bir düz olarak ördüm. Bir ters. Düz örerek devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir doladım. 1, 2 düz örüp sırayı tamamladım. Dördüncü ön yüzümüzü de tamamladık. Çevirdim. Tersine. Evet. İkinci ilmeğimi haroşa ördüm. Tersleri ters örüyorum. Şöyle hızlıca yapayım. Anladınız eminim. Düzü düz. Tersleri ters. Ortadaki 3 ilmeğim haroşa. Haroşaları düz örüyorum. Tersleri ters. Bir düz. Ters örerek devam ediyorum. Evet. Son iki ilmeğim kaldı. Onları da düz örerek sırayı tamamladım. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. ön yüzdeyiz arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir haroş ördüm. Bir doladım. Bu sefer 3 ilmek örüyoruz. 1, 2, 3. 3 ilmeğin 3'ünü bir ördüm. Bir ters ördüm. Düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir doladım. 3 haroşa. 1, 2, 3. Bir doladım. 3 ilmek. 1, 2, 3. 3 ilmeğin 3'ünü bir ördüm. Bir ters. Bir düz örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Doladım. 2 düz örüp sırayı tamamlıyorum. Evet, 5. ön yüzümü de tamamladım. Çevirdim. Tersini bilirsiniz artık. Tersleri ters, düzleri düz, haroşayı haroşa öğrenim. Evet, 6. ön yüzdeyim, yani son desenimizin son sırası. İpimi yine kendime doğru aldım. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Bir haroşa. Bir tane artırma yapıyoruz. Bakın burada da sayarsak anlarsınız. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane delik oluşmuş. 6. deliğimizi yapıyoruz. Evet, şimdi 1, 2 ilmek örüyoruz. 2 ilmek ördük. 3 ilmeğin 3'ünü bir örüyorum. Ve 3'ünü ördükten sonra, 3'ünü bir ördükten sonra bir ters. Düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane düz. Bir doladım. 3 haroşa. Bir doladım. 2 ilmek düzden sonra. Bakın tersten önce 3 ilmeğin 3'ünü bir örüyoruz. Bir ters.
7 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Doladım. 2 tane düzle ya da haroşayla sırayı tamamladık. Evet, gördüğünüz gibi burada 2, 7 ile başlamıştık. İlk başlarken 7 ilmek düz örüp 3 ilmeği, 3'ünü 1'e örmüştük. Burada 2 ilmek kalana kadar sağa doğru kaydık. Eksiltmemizi yaptık. Artırmalarımızla da orantıladık. Çevirdim. Tersinde aynı şekilde tersleri ters, düzleri düz, haroşaları haroşa örelim. Evet, birinci desenimiz bitti. Şimdi ikinci desene başlıyoruz. İlk ön yüzde ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. Evet, ilk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Bir tane düz ördüm. Doladım. 2 ilmekten sonra bir doladık. 7 ilmek düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Buradaki tersim de düze dönüyor. 5, 6, 7 düz ilmekten sonra 3 ilmeğin 3'ünü 1 örüyorum. 3'ünü 1 ördükten sonra bir tane tersimiz var. Ters ördüm. 2 ilmek düz. 1, 2. 2 ilmek düzden sonra bir doladım. Ortada 3 haroşam var. Onları da düz örüyorum. 1, 2, 3. Doladım. 7 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 ilmeğin 3'ünü 1 örüyorum. Bir ters. 2 ilmek düz. Bir doladım. 2 ilmek düz örüp birinci ön yüzümü tamamladım. Evet, bu da ilk sırada yaptığımız gibi. Bir desenin bittiğini nasıl anlarsınız onu söylemedim arkadaşlar. 6 tane delik oluşursa oradan anlarsınız. Şimdi 7.yi yapıyoruz. Bir de bakın eksiltmelerimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olunca oradan anlarsınız. O şekilde bir sonraki desen sırada böyle başa dönersiniz. Çevirdim. Tersini de göstereyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir haroşam var. Ters örüyorum. 1, 2, 3 tersten sonra bakın bunu ön yüzde ters örmüştük. Şimdi onu düz örüyorum. Ters örerek devam ediyorum. 1, 2, 3, 9 tane olması lazım. 4, 5, 6, 7, 8, 9 tersten sonra 3 tane düz örüyorum haroşalarımı. 3 düz ördüm. Ters örüyorum. 1, 2, 3 tersten sonra burada bir düz ilmeğim var. Onu düz örüyorum. 9 tane ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tersten sonra bir doluyoruz. 2 ilmek düz örüp sırayı tamamlıyoruz. Haroşa örüp tamamlıyoruz. Evet, çevirdim. İkinci ön yüzde ne yapacaksınız? Bir alt sırada 7 ilmek düz örüp 3 ilmeğin 3'ünü 1 ördüm, bir ters ördüm. O şekilde devam etmiştim. Şimdi 6 ilmek ya ikinci ön yüzde 6 ilmek örüp 3 ilmeğin 3'ünü 1 örüp bir ters 3 düz o şekilde devam edecek. Geriye bakıp da anlayabilirsiniz ya da videoyu başa alıp ikinci ön yüz sırasında ne yaptıysak o şekilde yapıp da anlayabilirsiniz arkadaşlar. Birkaç desen daha yapabilirsiniz iyice kavrayın diye. Ama anlaşılır, kolay bir model arkadaşlar. Böyle karışma imkanı yok diye düşünüyorum. Kendini tekrarlıyor zaten modelimiz. Harika bir model. İnşallah anlatımından memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olursunuz. Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Her videoyu yüklediğimde gelip yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.